AKP'li Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Zindaş kendisiyle tanıştıran kişinin AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Aliye Uzun olduğunu söylemişti. Hatırlarsınız dün söylemiştik. Kuzu'nun bu sözleri sonrasında Aliye Uzun konuştu bu kez. Zindaş ile Kuzu buluşmasını organize ettiğini kabul etti. O dönem İranlı uyuşturucu baronuyla bir süre flört ettiklerini de söyledi önce uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşli'nin serbest kalmasına yardımcı olduğu iddia edilmiş, ardından Zindaşli ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. iddia iddianamesi hazırlanınca da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi ve AKP eski milletvekili Burhan Kuzu'nun ismi yeniden gündeme geldi. İddianame sonrası Burhan Kuzu o fotoğrafa dair detayları paylaştı. Kuzu kendisini Zindaşlı ile AKP Beşiktaş İlçe teşkilat üyesi Aliye Uzun'un tanıştırdığını öne sürdü. Kuzu'nun bu açıklamaları sonrası Aliye Uzun, sözcüden İsmail Saymaz'a konuştu. Zindaşlı'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini ifade etti. Kuzu ile Zindaşlı buluşmasını kendisinin sağladığını kabul etti. Teşkilatta çalıştığım için Burhan Hoca ile yakın tanışıyorum. Hocamı aradım, yatırım yapmak isteyen biri var, fiyat çok yüksek dedim. Hemen bir araya getir, konuşalım dedi. Getirdik bir araya. Ali Uzun o dönem İranlı uyuşturucu baronuyla bir süre flört ettiklerini de söyledi. Zindaş diye para karşılığı ilişkiye gireceği kadın tedarik ettiği iddialarını da yalanladı. Sevgili olduk mu o dönem benimle ilgileniyor gibi davrandı. Flörtleşme gibi bir şey oldu. Bu olay ortaya çıkınca bir daha görüşmedim. Ali Uzun'un ismi iddia iddianamesinde de geçiyor. Zindaşli'nin 29 Mart 2016'da alınan ifadesinde uzun hakkında çarpıcı bilgiler yer alıyor. Aliye'yi aradım. 6-7 kız için kız başına 500 eurodan anlaştık. Aliye kızlarla birlikte daireme geldi. Misafirler Aliye'nin getirdiği kızları seçip odalarına geçti. Ben Aliye ile ilişkiye girdim. İddianamede Zindaşli ayrıca Aliye Uzun'un vatandaşlık işlemleri için kendisinden para aldığını da belirtiyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tunca Özkan ise Zindaşlı dosyasının başka bir yönüne dikkat çekti. Özkan, Zindaşlı'nın Fethullahçı Savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık yapıldıktan sonra salı verildiğini hatırlattı. Bugün dillendiren FETÖ borsası iddiası gibi Geçmişte Ergenekon borsasının kurulduğunu belirten Özkan, Burhan Kuzu'ya soruyorum, bu işin neresindesin? Uyuşturucu ayağı var, mafya ayağı var, kadın satıcısı ayağı var. Siyasi ayak nerede? Burhan Kuzu yalnız değil dedi.